İyi akşamlar efendim. Siyasal'dan Akdere'ye gideceğiz. Siyasal'ın oradan Akdere'ye. Peki efendim. 21 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Bir bakmışsınız ki yıllar su gibi akmış geçmiş. Ben şoförüm, başka bir şey bilmiyorum. Akşam 4'te 5'te arabamı alıyorum. Güzelce için dışını, hani bir hanımlar evini nasıl temizler? Bu da benim bir nevi evim yani. Ben de bu evin hanımı gibiyim. Evi güzelce temizlerim. Ondan sonra misafir beklerim. Ben bu mesleğe başlayalı hep gece çalışıyorum. İstisnai durumlar haricinde benim gece yattığım baki değildir. Hep gündüz uykusudur. Yani gün doğumuyla birlikte ben yatmaya başlarım. Herkesin ayakta olduğu bir saatte ben yatıyor olurum. Herkesin uykuya çekildiği bir saatte de benim günüm başlar. Bir şekilde geceden ekmek yiyorum. Alıştım. Dile kolay. 21 yıl. Bana şimdi mesela gündüz verseler arabayı ben nereye gideceğimi bilemem. Şaşırırım. İşin öyle güzel olduğu anlar oluyor ki Ankara'yı bir ucudan bir uca dolaştığım oluyor. Nereye gittiğini, nasıl gittiğini de bilmiyorsun. İşte atıyorum Gölbaşı'ndan ya da Çankaya'dan çıkıyorsunuz, bir bakmışsınız ki Eryaman'dasınız. Nasıl geldiğinizi bilemiyorsunuz. Tabii bu her zaman olmuyor. Ama öyle anlarda geliyor ki bir demlik çayı yanınıza koyuyorsunuz, demlik bitiyor, hala müşteri alamamışsınız. Evet, reklamlardan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Tabii ki isteklerinizi yayınlamaya da devam ediyoruz. Buradan tekrar hatırlatalım sizlere. Ve bakıyorum yine gelen... Nasıl, kalabalık mıydı bugün? Abi doluydu ağzına kadar ya, kalabalık ne kelime. Ya bugün gece bir saat uzun olacak. Tamam, söyleyeyim. Nasıl abi? Saatler geri alınıyor ya. Bir saat geri mi alınıyor? Hı hı. Bu gece mi alınacak? Bu gece? Yani şu içinde bulunduğumuz gece. Hadi iyisin yani, bir saat fazla uyuyacaksın. Nasıl olacaksın? Geri mi alacağız yani? Saati bir saat geri alacaksın. Şu anda aldınız mı siz? Almadım da. Kaçta alınacak? 3. 3'te mi 4'te mi? Tam emin değilim ondan ama bu gece bir saat geri alınacak yani, onu biliyorum. Sen yatmadan önce bir saat geri alacaksın. Sen yatmadan önce bir saat geriye alsan, hadi bir saat fazla uyumuş oluruz. Hayırlı geceler abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Taksi şoförleri için gece hakikaten çok tehlikelidir. Mutlaka bu işte tecrübeli olmak lazım. Ben mesela hiçbir zaman bilmediğim yerde bana el kaldıran bir müşteriyi önünde durup da almam. Ya birkaç metre geçer alırım ya birkaç metre kala dururum. O müşteri gelirken ben daha o gelen kişinin iyi niyetli ya da kötü niyetli olduğunu aşağı yukarı tespit ederim. Her sabah hanımla karşılaştığımızda sanki böyle bir yıldır görüşmüyormuşuz gibi böyle bir kucaklaşırız. Şükürler olsun der o. İkimiz de dua ederiz. Çünkü 3 tane yavrucak var. Bir de hanım 4. Bir de ben 5 kişilik bir aileyiz. 5 kişilik bir ailenin geçimi benim eve sağ salim gelmeme bakıyor. Bu zor bir durum tabii ki. Her akşam da evden çıkarken yine kucaklaşırız. Onun hayır duasıyla, Allah'a emanet ol sözleriyle ayrılırız. Evet, şimdi Musa Eroğlu'dan dinleyeceğiz türküyü sevgili dostlar. Sonra tekrar programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama her şeye rağmen ben mesleğimi seviyorum, severek yapıyorum. Yani hiçbir zaman of demedim. Çünkü ben çocuklarıma bundan ekmek götürüyorum. İhtiyaçlarını, giderlerini hep bunun üstünden kazandım. Herhalde Allah bana salih sıhhat verdiği müddetçe onları yuvadan tek tek uçurana kadar da bu iş devam edecek gibime geliyor.
Evet sevgili dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Tuncay'la Akşam Dostları'nda Radyo Özgür'de sizlerle birlikteyiz. İsteklerinizi yayınlamaya da devam ediyoruz. Merhaba, ben Tuncay Karakaş. 14 yıldır radyoların içindeyim. Yani bunca yıl geçti. Ama baktığınız zaman bir bakıma nasıl geçtiğini bile anlamadım diyebilirim yani. Ama belki dışarıdan göründüğü kadar insanlara çok da güzel ya da her zaman iyi bir olumlu bir olay olduğunu da söyleyemem. Çünkü gece yayını yapıyorum ben. Sabahlara kadar diyelim sabah 5'te 6'da ancak evime gidebiliyorum. Önce haftada 1 saat yayınım vardı. Bu haftada 4 saate, sonra 8 saate, 10 saate çıktı. Ve bundan sonra da hep de gece yayınları aldım. Gece yayınları almamız bir sebebi de aslında bütün gececiler öyledir. Gece yayın yapanlar. Biz binlerce, milyonlarca insana sesleniriz ama sosyal insanlar değiliz. Yani çok hani kalabalığı hoşlanmayız, emir almaktan hoşlanmayız. Gece yayını benim için çok rahat oluyordu. Kendimi özgür hissediyordum. Öyle başladı ve öyle devam etti. Başımdan iki nişan geçti, üç söz geçti. Ama bir türlü evliliği yakalayamıyorsunuz. Çünkü mutlaka bir kitleniz. Özellikle ben gece yayın yaptığım için romantik şiirler okurum, şeyler seslendiririm. Tabii bu da bakıyorsunuz karşınızdaki bayanı, ciddi düşündüğünüz insanı pek de olumlu etkilemiyor. Ve mutlaka sonu ayrılıkla bitiyor. Ve o yüzden de şu an hani ailemin herhalde en çok yakındığı yönde budur. Evde kalmış gözüyle baktıkları için. Sabaha kadar yayın yapıyorsunuz. Ben bir de yayındayım. Hep insanlara müzik çalıyorum. Sarhoşu var, ayyaşı var, her tür insanı var. Bir parçasını çalmıyorsunuz, bir bakıyorsunuz kapıya gelmiş, dayanmış. Bu sefer onunla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Yani ama bu işin müzikle iç içe olmak ve insana zevk veren bir iş olması bütün zorluklarını unutturuyor. Maddi, ben 14 yıl oldu bu işin içine gireli. Maddi olarak şu an ne diyeyim size, aylık aldığım para dışında hiçbir birikimim de yok. Öyle bir şey de var. Ama belki gönül zenginliği veriyor insana. Katlanıyorsunuz. Ama belki başka bir yaşantım olsa, şu an bir tercihim olsa bu işi sadece hobi olarak yapardım. Ama yine de insanlara hizmet vermek güzel. Bu kadar yakınıyorum ama bu işi sevdiğimi de söylemek isterim. Ben bir yayına gireceğim, bir saniye. Ondan sonra tekrar sorarsanız ya da benim aklıma bir şey gelirse devam ederiz artık. Evet sevgili dostlar, programımıza devam ediyoruz. Sizlerin isteklerini yayınlamaya devam ediyoruz ama insanlara verdiğiniz o mutluluk ya da insanların o saatlerde, gece saatlerinde yalnızlıklarını sizlerle paylaşmaları, sizinle gülmeleri, sizlerle ağlamaları, bazen de bizleri kandırmaları. Örneğin 3 yıl önce ben gece yayındayım. Bir dinleyici aradı, dedi ki ben şu an çok kötüyüm dedi. Hayatta hiçbir şey istediğim olmadı. Ben şu an intihar ediyorum. Aynen dediği bu. Yani, birden ben panik oldum. Olur mu? Adı da herhalde Ayşegül. Ayşegül yapma etme. İnanın tam 5 saat ben onunla canlı yayında hiç müzik arası vermeden yayında onunla konuştum. Yani etme yapma. Sonra dedi ki tamam artık ben ilaç etkisini göstermeye başladı. Ben gidiyorum hoşça kalın dedi. Kapattı. 3 gün sonra merhaba nasılsınız diye bana telefon açtı. Ben 3 gün orada perişan halde üzülüyorum, mahvoluyorum. Yani insanlar hani hem bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz ama bu mesleğin zorlukları da var. Ya da birinin isteğini çalmıyorsunuz. Canlı yayına katılıyor, size bir küfredip sonra kapatıyor telefonu. Siz öyle zınk diye kalıyorsunuz çünkü burada canlı yayını durdurma imkanınız da yok. Evet, programımızın artık sonlarına da yaklaşıyoruz. Zorluklara katlanırsanız bu işin de kendine göre güzellikleri de var. Ama bence maddi yönlerinden çok manevi mutluluğu olmasa herhalde bence dünyanın en zor işlerinden biri demeyeceğim ama bana göre çok da kolay bir iş olmadığını belirtmek isterim. Yeah, this whole
14 yıldır bu işin içindeyim gece hayatında. Önce bu işi yapabilmek için sevmek gerekiyor. Yani sadece para için yapmak bazı insanlara doğru gelebiliyor ama işin içine girdikleri zaman 2 ay sonra veya işte atıyorum 2 hafta sonra duruma göre insanlardan gelen tepkilere göre, işin yoğunluğuna göre, stresine göre pes ediyorlar ve bırakıp gidiyorlar. Ama işin içinde müzik var, eğlence var. Yani biraz da maddi değil de manevi değer verdiği şeyler de işin içinde olduğu zaman daha çok verimli çalışıyorsun. Belli zamanlarda kışın mesela 4 ay güneş yüzü gördüğümü hatırlamıyorum yani. 4 ay vampir hayatı tam işte sabah 5'te falan çıkıyorsun. Güneş doğmamış oluyor. Eve gidiyorsun. Yatıyorsun, dinleneceğim falan derken sabah, benimki sabah öğleden sonra 4-5 gibi falan oluyor böyle. Kalkıyorsun, güneş yine yok kışın. 4 ay vampir hayatı gibi böyle bu şekilde sürüklenip gidiyor. Normal insanlar bu saatte genelde evinde ne yapıyorduk? Uyuyorduk. Ters bir hayatımız olduğu için bu saatte biz temizlik yaparak gecenin yorgunluğunu üstlerimiz içindeyken eve gidince ne yapsam diye düşünmeye başlarsın böyle yavaş yavaş. Bir gün geç çıktım mesela saat 7 gibi, 7.30 gibi falan. Metroya bindim, eve gidiyorum. Aynı mahallede beraber büyüdüğüm böyle 17-18 sene boyunca yüzüne baktığım arkadaşlarımı falan gördüm. Böyle onlar takım elbise giymiş, işe gidiyorlar. Abi ne yapıyorsun falan diye, işten geliyorum falan diye. O böyle ne iş ya bu saatte falan diye. Şaşırıyorsun böyle tabii, insanlar şaşırıyor. Abi ters bir hayat olduğu için tabii onlara zor geliyor aslında ama benim için artık ya bu aslında şöyledir. İnsanlar genelde buna şöyle bakar. Hani abi senin gece çalıştığın için hayatın ters gidiyor. İşte düzensiz bir hayatın var falan diyorlar ama aslında benimki daha düzenli. Çünkü işe geldiğim saat belli. Akşam 7.30, 7 ya da işte akşam saatlerinde. Ve gündüz uyandığım, yaptığım şeyler de belli. Atıyorum saat 1-2 gibi falan uyanıyorum. Bilgisayarımı açıyorum. Maillerime bakıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. İşte özel zevklerim, hobilerim neyse onlarla ilgileniyorum. Gitar çalıyorum, işte kitap okuyorum ya da vesaire film izliyorum. Ve akşam saat 7-7.30 civarı çıkıyorum, işime geliyorum. Bitiş saatleri de genelde sabaha karşı oluyor. Hafta içi biraz daha erken çıkıyoruz ama hafta sonları genelde sabah 5-6 falan oluyor. Yani aslında düzenli. Ama sadece o 24 saatlik bir çerçeve içerisinde 12'er saatlik uyuma ve çalışma evresi normal insanlara göre. Bende tam tersi oluyor. Güneş doğmadan eve gitmek lazım değil mi? Ama hala düzelmiş değilim. Böyle artık bir yarım saat boyunca benimle beraber müzik sesleri devam edecek. Thank you.
8 sene oldu, 2000 senesinde geldim ben buraya. 2000 senesinde geldim, 8 senedir çalışıyorum. Ya tabii haliyle tabii gece çalışmadığım için gündüz uykusu değişik oluyor. Gece uykusu bir değişik oluyor. Ama o yüzden şey yapıyor yani. Gece hayatına alıştım yani. Ama gündüz de ev vardı onun. Dinlenmem için mecburen yatmam lazım. Gece 5 saat yat, gündüz 10 saat yat. Gündüzün uykusu değişik oluyor tabi. Biraz sokaklar gürültülü. Ama gece sakin, her taraf sakin olduğu için tabi gecenin uykusu daha bir değişik oluyor. Kış oldu mu, güneş batımını hiç göremiyorum. Çünkü uykudayım. Nasıl göreyim ki? Gece uyumayı çok özledim ama ekmek kapısı mecbursun. Çalışmaktasın yani. Ne kadar olsun abicim benzin? 10 milyon. 10 milyon. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi vazifeler. İyi akşamlar. Senin. Sağ ol. Sabah eve gidiyorum. Çocuklar işe gidiyor. Onlar işe gidiyor. Ben akşam işe geliyorum. Onlar eve geliyor. Evime belli bir misafir gelmiyor. Çünkü benim gece hayatımda çalıştığımı biliyorlar. Biliyorlar. Mecburen görev icabı. Şahsen ben istemem geceyi çalışmasını. Çocuğumun istemem yani. Çünkü gece içkilisi geliyor, derhoşu geliyor. Onlara cevap vermek bir mesele. Tabii içkiliye derdini anlatmak bir mesele. Onun bize derdini anlatmak bir mesele. Çünkü alkollü. Benzin ne kadar çekin? Bir ayın 20 günlü gece uyumuyorum. Bunun hesabını yaparsanız 25 yılda bunun ortalama 15 yılı gece uyumamış olarak geçiyor. Döndürürseniz şu anda ezan okunuyor. Gecenin saatime bakayım 5.30 biz hala ayaktayız. Çoğu insan şu evde yarın pazar olmasına rağmen evinde rahatça yatıyorsa biz ayakta geziniyoruz. En azından bu çevreyle ilgili herhangi olabilecek polisi olay. Şurada bir trafik kazası oldu dün. Biz müdahale ettik burada. Kimi bulabilirlerdi? Biz oradan 112 çağırıyoruz ambulansını. Bak şu anda sesi duydunuz. Şu anda bir trafik kazası. Biz koşuyoruz. Buna da biz koşuyoruz yani. Bakın arkadaşlar size görebilirsiniz. Bak arkadaşlarımız koşuyorlar. Gidelim bakalım. En az yaralı var. Bu her gün olan bir olay. Biz işte gececiyiz işte. Oraya da biz koşuyoruz. Burada benzin satışını da biz yapıyoruz. Genelde gece uyku endeksli olduğu için bizim bünyemiz şu anda tersine çalışıyor. Gündüz yatıyoruz diyelim ki 200 saat, gece çalışıyoruz. Bizim zannedersem sistemimiz ona göre değişti yani. Yani vücudumuz sanki tersine çalışıyor gibi bir ortama girdi. Gece biraz sakin oluyor gündüze nazaran ama bunun yanında zorluklar aşırı derecede fazla. Mesela adam bir eğlenceden geliyor. Belki morali bozuk. Belki bir sorunu var. Siz burada benzin verirken o insanın hem sorununa ortak olmuş oluyorsunuz. Geliyor derdini size anlatabiliyor. Ha, bu çok zengini de anlatabiliyor. Çok fakiri de anlatabiliyor. Yeri geliyor ki o insandan dert ortağı oluyorsunuz. Derdini paylaşıyorsunuz. Ama sizin derdiniz de var. Sizin derdinizi paylaşan bir insan bulamıyorsunuz yani. Thank you.
50-60 milyon kazanan insanla gece 20 milyona sabaha kadar çalışan insan arasındaki fark, ekmeğin kıymetini biliyor. Yani kazandığı para onun için daha değerli. Yani paranın değerini biliyor. Onu harcarken de 1 milyonun hesabını yapıyor. Yani 1 liranın hesabını yapıyor. Şuradan bir araba gelse mesela arabanın gelişinden, şeklinden o müşterinin tahminen ne kadar akaryakıt alabileceğini anlayabiliyorum. Gece çalışan insanların insanları algılaması ve insanların davranış biçimlerini seçmesi biraz daha kolay oluyor. Biz bunları eşimize, çocuklarımıza anlattığımız zaman bir yerde normal karşılıyor ama bir yerde de diyor ki ya bu ekmek parasıdır. Ekmek parası olarak düşünüldüğü için buna katlanılıyor. Yani ben değilim, benim gibi bu işi yapan Türkiye'de benzinlikleri saysanız tahminim 1000-1500 civarında vardır. Burada onar kişi çalışmış olsa bunlar bir 15 bin kişi bir aile yapıyor yani. 15 bin kişi düşünürseniz bunların ekmek parası. Bunların ekmek parası olduğu için mecburen katlanılıyor. Yoksa katlanılacak bir olay değil. Güneşin doğuşunu sadece sabahları buradan seyrediyoruz. Evet, sadece seyrediyoruz. Bir de güneşin batışında buraya geliyoruz. Çökerken saat 1'e geliyoruz. Sabah güneş çalarken de eve giriyorum. Sürekli tamamen gece hayatı geçiriyoruz. Sosyal bir yaşantılarımız fazla olmuyor. İnsanlar içerisinde fazla çok çıkamıyoruz. İşimi yapıyorum, mesleğimi seviyorum ama mecburiyetten de ekmek parası. Çalışmak zorundayım bu gece işinde, mecbur yapmak zorundayım. Evime de gittiğinde çocuklarım uyumuş oluyorlar. Sabah evde gidiyorum. Akşam kalkarken de yine misafirim olsun, çocuklarım olsun. Gözümü açar uykuda. Direkt işime geliyorum. Kimseyle fazla ilgilenemiyorum. Sosyal yaşantımız bu şekilde geçiyor. Sürekli çalışıyoruz. Bayram, cumartesi, pazar demeden her gün aynı işi devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız. Bu meslek gıda maddesi olduğu için öyle icap ediyor. Şimdi ben burada ekmeği yapıyorum. Burada poğaça da çıkar, simit de çıkar ama ben şahsen ve arkadaşlarımla birlikte bir sabah kahvaltısını şu ana kadar diyebilirim çok nadir yapıyoruz. Evimizde yani evimizde çok nadir yapıyoruz. Yapamıyoruz çünkü o yüzden. Burada gece kahvaltı şeyimiz oluyor, yemeğimiz oluyor. 7'de çıkıyorum, evime varıyorum. Eğer dışarıda bir işim varsa gidiyorum. Yoksa yatıyorum, uyuyorum. Evde yemeğini de kalkabiliyorsam kalkıyorum, yemeğimi yiyorum. Bazen de uykusuz olabilirim, yemeğe de kalkamıyorum. Evde yemeğini de yemiyorum. Akşam da kalkıyorum, yine bir ufak kahvaltıyla işe geliyorum. Çünkü yemek yemiyorum. Uykuda kalktığım zaman uyku serseriliğiyle yemek de yiyemiyorum. Yani akşam yemeği de düzgün yiyemiyorum. Buraya geliyorum, burada işte su ve ekmekle bir kahvaltı bir şeyler olursa onu da yiyoruz yani. Açıkçası bu. Metin günaydın. Size ekmek var bu konuma 4 tane. Evet, size ekmek var. Kaç kişi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya gelsin.